Evet, 25 yıllık bir emekten bahsettik. Tabii geleceğe de aynı zamanda yön veren Alim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Başar Soft'a. Efendim yine açış konuşmalarıyla devam edeceğiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin Bayraktar'ı davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Buyurun. Alim Bey gözlüğü burada unutmuşsunuz. Yaşlılık. Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürlerim, Sayın Komutanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakikaten 2 yıl olmuştu. Bütün organizasyonlar maalesef sağlık sebebiyle 2 yıl ara vermişti. Şimdi 2 yıl sonra tekrar bir araya gelmenin, sağlıkla, sıhhatle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de bundan 2 hafta önce, 2 yıl önce yapmayı planladığımız ama yapamadığımız 8. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumunu gerçekleştirdik. Aynı özlemi, aynı ilgiyi buradaki gibi orada da yaşadık. Orada da bilimsel bir toplantıda 1000'in üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdik. Çok kıymetli, çok farklı konularda hakikaten çok güzel sunumlar yapıldı. Bunu da inşallah web sitemizden yayınlayacağız. Buradaki programa da baktım. Yani öğleden sonra da hakikaten çok ilginç sunumlar var. Eğer nasip olursa ben de dinlemek istiyorum. Coğrafi bilgi sistemleri Amerika'da yapılmış bir araştırmaya göre bir birimlik yatırım yapıldığında 25 birimlik ekonomiye katma değer sağlayan bir bilim dalı aslında. 1 dolara 25 dolar karşılık alıyorsunuz. Ben her yerde söylüyorum, bu bizim ülkemizde 1'e 25 değil, belki bunun çok çok daha fazlası, çok belki birkaç katı. Bu alanda faaliyet gösteren Başar Soft gibi yıllardır hakikaten yani 25 yılını tamamlayabilmiş bir firmayı sadece ülkemizde de değil yani yurt dışında da ciddi yatırımlar yapan, yeni açılımlar yapan firmalarımızı her alanda tabii hepimiz desteklemeliyiz. Hem yerli hem milli olması da hasebiyle. Tabii birçok alanda sadece coğrafi veri çok çok kıymetli tabii ama sadece coğrafi verinin toplanması değil, coğrafi verinin tüm paydaşlara, tüm sektöre ulaştırılması da çok önemli bir konu. Bu alanda da çok ciddi faaliyetleri var. O yüzden ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biliyorsunuz 2 yıl kadar önce bir coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Hemen akabinde de bir 7221 sayılı coğrafi bilgi sistemleri hakkında kanun yayınlandı. Bu ikisi birbirini tamamlayıcı iki hukuki düzenleme. Ve çok önemli yenilikler getirdi hepimiz için. Yani burada bulunan herkes sonuçta coğrafi bilgi sistemleri ile alakalı bir sektörde görev yapıyor, hizmet ediyor, katkı sunuyor. Artık coğrafi bilgi sistemleri devletimizin en üst kademesinin önem verdiği, çok ciddi ağırlık gösterdiği bir konu haline geldi. 7221 sayılı kanun ve 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Biliyorsunuz bir Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulu kurduk. Ve başında da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey bizzat başkanlığını yapıyor. Üyeleri de bütün ilgili bakanlarımızın, bakanlıklarımızın bakan yardımcılarından oluşuyor. Sayın Bakan Yardımcımız da CBS kurulumuzun üyesi. Ve belli başlı diğer tüm devlet kademelerinde de başkan düzeyinde temsil ediliyor burada. Burada tabii
Bizim burada yaşadığımız bütün sıkıntıları bizim aktardığımız kadarıyla orada en tepede bu konuya doğrudan ilgili kişiler olarak parmak basıyorlar ve çok ciddi katkılar sunuyorlar. Ve hemen o kurulun altında biliyorsunuz yürütme kurulumuz var. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yürütme Kurulumuz var. O kurul da genel müdürlerimizden oluşuyor. Yine komutanımız da kurulumuzun üyesi. CBS Genel Müdürü, Tapu Kadastro Genel Müdürü, Harita Genel Müdürü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürü doğal üye olmak üzere tüm ilgili aslında ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisindeki görevli tüm kurumlar genel müdür düzeyinde temsil ediliyor. Ve onun altında da bir çalışma heyetlerimiz var. Belki birçoğunuz çalışma heyetlerimizde yine görev almış olabilirsiniz. Çalışma heyetlerinde en aşağıdan teknik düzeyde görüşülen, karara bağlanan konular önce yürütme kurulumuzdan en sonuna coğrafi bilgi sistemi kurulumuzdan onaylanarak resmi gazetede yayınlanıyor ve artık hepimizin parçası olduğu sektörde bir çözüm odaklı bir paylaşım yapmış oluyor. Bu hepimizin çok çok önemli bir için çok önemli bir gelişme. Ben bir de biliyorsunuz özellikle 7221 sayılı kanunda coğrafi verinin toplanması, üretilmesi, paylaşılmasıyla alakalı çok önemli bir hüküm de geldi. Burada tüm özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler coğrafi veri toplarken, üretirken, paylaşırken bakanlığımızın iznini almak zorunda kalıyorlar artık. İzin süreçleriyle alakalı bazı ulusal düzeyde çalışan firmalarla alakalı da lisans coğrafi veri üretim lisansıyla ilgili bir düzenlememiz de var. Bu lisansı da ilk alan firmalardan biri Başarsoft. Yani o gösterdikleri hassasiyet için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tabii kamuyla tüm özel şirketlerin bir arada çalışabilmesi için çok güzel bir örnek oluyor. Bundan sonra daha bunun artacağını düşünüyorum. Tabii coğrafi veri kavramı çok geniş bir kavram. Yani biz başta bu izin lisans konuları gündeme geldiğinde işte coğrafi veri iznini kim alacak diye sorduğumuzda işte Başarsoft alacak, işte birkaç tane daha firma alacak diye bazı arkadaşlarımız düşünüyorlardı. Halbuki şu anda öyle değil. Şu an mesela bankaların neredeyse tamamı coğrafi veri üretim lisansı aldılar. Sigorta şirketleri, e-ticaret firmaları gibi kargo şirketleri. Kargo şirketleriyle de yarın bir toplantımız var. Onlarda da bir soruları var. Onlar da lisans alıyorlar. Eksikleri var. Hatta ödeme birlikleri falan gibi çok aklımıza başta gelmemiş şirketler de bu lisansları alıyorlar. Tabii bu üretilen veriler de inşallah karşılıklı rızaya dayalı bir şeyin sonucunda tüm kamuya inşallah bir fayda olarak geri dönecek. Buradan belki yani bu konularda eğer yeni gelişmelerden 2 yıl bir araya gelemedik sonuçta. Haberdar olmamış kişilere bu konuları ben duyurmak istedim. İnşallah öğleden sonraki oturumlarda da çok güzel paylaşımlar olacağını düşünüyorum. Hepimiz için çok faydalı geçeceğini düşünüyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Bayraktar, çok teşekkür ediyoruz. Bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz sizi. Çok sağ olunuz. Efendim şimdi Sayın Bayraktar'a hem teşekkür plaketi hem de fidan bağışı sertifikasını takdim etmek üzere Sayın Küçük Pehlivan'ı davet ediyorum. Sevgili arkadaşlarımızdan da rica edelim. Önce şilti alayım ben. Çok teşekkürler. Mikrofonu açabilir miyiz? Tüm katılımcılarımız için bir genel fidan bağışı yaptık ama konuşmacı ve buraya bize bizzat gelip destek veren katılımcılarımız için de ayrı bir bağışımız daha var. Bu sertifikalar onun için.
Evet, güçlü bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkürler. Evet, Sayın Bayraktar'ın konuşmalarını dinledik. Sayın Küçük Pehlivan ona. Evet, bir de şunu Ali Bey şifte de verelim. 15.sini düzenlediğimiz Başar Son Teknoloji Günü'ne katılımlarından, katkılarından dolayı Sayın Bayraktar'a teşekkür plaketini de takdim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz efendim.